Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet yılın önemli bir haftası, tutulma döngümüz var. İlk 2017'nin ilk tutulmalarını Şubat ayında yaşamıştık. Şubat'tan bu yana tabii ki o tutulma enerjileri aslında büyük planda yaşamamızda şekillendirici oldu. Şimdi Ağustos ayı tutulmalarıyla beraber önümüzdeki 6 aylık dönem bir şekilde belirlenecek diyebiliriz. Ayın 7'sinde akşam 21.10'da 15 derece kova burcunda ay tutulması meydana geliyor. Ağustos ayının 21'inde ise aslan burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulmalar aslında kova aslan aksında oluyor ve ay düğümleri de şu anda kova aslan aksında. Sizin için aslında destekleyici tutulmalar, çünkü ateş elementi, hava elementinde olan hareketler size daha olumlu açılar yapıyor genel anlamda. Ve en önemlisi de gezegeniniz Jüpiter'in terazi burcunda olması ve tutulmayla, güneş ve ayla çok güzel bir açı yapıyor olması sizin adınıza bu tutulmanın daha geliştirici, daha ilerletici, daha pozitif, olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani şansı ve fırsatı arttırıyor. Etkileri özellikle Eylül sonuna kadar devam edecek. Daha güçlü bir etki var. Uzun vadeli bir etki var. Üçüncü evinizde meydana geldiği için yakın çevreyle ilgili konular, akrabalar, kardeşler, komşular, her şeyden önce bu alanda bir hareketlilik var ve bu alanda bazı değişimler, dönüşümler olabilir. Yani kardeşiniz evlenebilir, kardeşiniz işe başlayabilir, okula başlayabilir. Yer değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Bunun dışında üçüncü ev zihinsel gelişim, eğitimle ilgilidir. Eğitime başlamak ya da bir eğitiminizi tamamlamak, herhangi bir konuda bir şeyler öğrenmek, bir yeni dil öğrenmek, seyahat etmek söz konusu ve bu tutulma döngüleriyle beraber aslında önümüzdeki 6 aylık süreçte daha fazla seyahat edebileceğinizi, yurt dışı seyahatlerin de yaşamınıza girebileceğini söyleyebiliriz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yayıncılık işleri, medya işleri, reklam pazarlama işleri ve ticari faaliyetlerde artış olabilir. Ve bunlarla bağlantılı size yeni projeler, yeni teklifler gelebilir. Özellikle arkadaş çevrenizde, şu anda Jüpiter'in de bulunması, arkadaş çevrenizi geliştiriyor. Yeni tanışmalar olabilir. Bu tanışmalar da tabii ki karşınıza yeni fırsatlar, yeni teklifler çıkabilir. Güzel şeyler bekleyebilirsiniz. Yani doğum haritanız da destekliyorsa bir şekilde bu tutulma sizin adınıza gerçekten güzel açılımlar getirebilir. Burcunuzdaki Satürn'ün de tutulmayla güzel kontakları var. Ay düğümleriyle de güzel kontaklar yapıyor. Belki de son 2 yıldır yaşadığınız o kasvetli dönem, o sıkıntılı dönem bu tutulma döngüsüyle artık bir şekilde açılacak. Bir şekilde hayatınızda rahatlamalar, gelişmeler yaşayabileceksiniz sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.